bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşe getirdim sana kardeşim, ye iç gül oyna. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle. Abi, mahvoldum ben. Ne oldu? Bittim ben abi. Oğlum söylesene, ne var, ne oldu? Ferahi. Ne oldu Ferahi? Kamil, çat atmasana insan oğlum. Bebeğimi de alıp gitmiş. Fatoş'un yanına. Terk etmiş beni. Sen kimlerdensin kızım? Anne. Umut benim kızım. Ne? Kızın mı? Nasıl yani? O evlenmedi ki. Ah, evlenmemişsin. Evlilik dışı koskoca bir kızı var. Onca yıl sonra kalkmış, buraya gelmiş. Bu yaptığını sadece ben değil, bütün kasaba ayıplayacak. Zeytin daha böyle gayrimeşru vaziyetleri kaldırmaz. Kusar atar. Buranın da bir ahlakı var. Hadi Rıdvan, hadi. İşin çoktur senin. Hakkında soruşturma açılmış. Soruşturma mı? Sebebi neymiş? Vallahi söylemeye dilim varmıyor. Çok ağrıma gitti biraz, çok. Söyle Neva, neyle suçluyorlar seni? Ahlak dışı davranışla. Ne diyorsun sen Neva? Böyle bir şey nasıl olur? Nereden çıkmış? Hani bir akşam benim evimden çıkarken Rıdvan'la karşılaşmıştınız ya. Sen de ona vurmuştun. Evet. Ondan sonra da boş durmamış anlaşılan. Nişanlınız demek. Bu nedenle kasıt görüyorum zaten. Kendisine muhalefet gösterdim diye acısını buradan çıkarıyor. Bir belediye başkanının böyle yakışıksız bir şey yapması pek aklım almadı doğrusu. Hı. Ama bu konuyu araştıracağım Rasim Bey. Müsterih olun. Daha zeytincilerle pazarlık yapacağım. En az 2-3 kişi de tutmak lazım. Bir de ustabaşı. Ya boşuna hayal kurmayalım biz en iyisi abi. Başka bir iş düşünelim. Krediye başvuracağız ya abi. Oğlum bize kim kredi verir ki? Hem karşılığında ne göstereceğiz? Ya size param var diyorum. Niye ciddiye almıyorsunuz beni? Kızım büyük paralardan bahsediyoruz biz. Senin 3-5 kuruşunun olacak iş değil bu. Allah Allah. Siz benim ne kadar param olduğunu nereden biliyorsunuz? Heh, söyle bakalım ne kadar var? 100 milyar. 100 milyar mı? Benim menajerle kavga ettiğim akşam beni sokakta bırakmadı diye ben teşekkür ettim ona. Çünkü hep söyledi saadete ne kadar aşık olduğunu. Ama senin liste yüzünden evlenemediğini. Plazma TV, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın. Hepsini aldım ben ona. Doğru mu bunlar Müfit? Doğru Saadet. Dost doğru. Müfit. Hop hop, ayrıl ayrıl. Ne tatlı kız değil mi? Kim? Umut mu? Hmm. O kadar hassas ki. Bu sabah senin bebeğin için arkandan nasıl ağladı bir görsen. Hemen kızardı gözleri. Yazık ya. İyi de ne bu sendeki hassasiyet, ben onu anlamadım. Duyan da aşık falan oldun sanır. Yok artık, daha neler. Yalnız çıkmasaydın iyiydi ya. Boşver. Fazla açılmayacağım zaten. 2 saate dönerim. İyi. Hadi rastgele. Ferahi'nin gideceğini bilmene rağmen bir şey söylemedin bana. Söyleseydin belki o zaman bir çözüm yolu bulabilirdik. Belki de hiç gitmezdin. Bak ya. Birincisi bu sizin meseleniz. İkincisi Ferahi'ye ben de hak veriyorum. Çocuk sahibi adamsın. Hala avare geziyorsun. Kızın canına yetmiş Kamil'in sorumsuzlukları. Hala da artistlik yapıyor. Düşmüyor karısının peşine. Sebep ne olursa olsun, o senin kardeşin. Yeni doğmuş bir bebekle kış ortasında kocasını terk edip gitmesi hiç hoş değil. Gidip bir konuşayım istersen.
Ben de aynı şeyi söyleyecektim sana. Dükkanı bırakamıyorum. Abi olarak sen git, ikisiyle de konuş. Fatoş da dönsün artık. Tamam baba, sen merak etme. Yoksa Allah muhafaza, amcam gibi bir desen. Kamil, felaket tellallığı yapmayı kes artık. Keşke Uğur da olsaydı. Oo, o Bursa yolunu yarılamıştır bile. Şu ferayı bir getirse. Kamil, sırası mı şimdi? Sen çok üşüdün. Al şunu. Yok yok, üşümüyorum ben. Dümeni tut. Biraz ısın, sonra alırım. Sahil güvenlik konuşuyor. Sahil güvenlik konuşuyor. Aa, bir dakika ya. Bir anons yapılıyor. Hemen bak. Çevredeki balıkçı teknelerinin dikkatine. Tüy Allah cezanı vermesin. Anne. Senin geber. Şöyle çekil. Küçücük kardeşini koruyamadım. Sabahtan beri kayıpmış denizlerde. Allah kahretsin. Vurma sen anne ya. Ümran ne oluyor buna Allah aşkına? İyi. Laf dinletemiyorum ki bir türlü. Sedadan duymuş. Fırladı çıktı. Kulaklarını çekeceğim anne. Senin. Akşama babana söyleyince bak seni ne yapıyor. Anne. Efendim. Tamam. Buyurun sayın komutan. Anlıyorum. Tabii. Çok teşekkürler. Anne ne yapıyorsun ya? Anne yapma. Resmi daire burası. Gözünüz aydın başkan bey. Kardeşinize ait tekneye ulaşılmış. Öyle mi? Çok şükür. Geçmiş olsun. Sağ olun kaymakamanım. Çok sağ olun. Yani müjde verenleriniz çok olsun inşallah. Ne yapıyorsunuz sayın başkan? Ben, affedersiniz efendim. Sevinçten şey ettim birden. O kadın kim İmran? Kaymakamanım anne. Kusura bakmayın kaymakamanım. Biraz unutkan oldu annemiz. Bunadı. Ay bu kim diyorum? Kaymakam Meryem Hanım anne. Tanışmıştın ya hani bizim evde. Teyzeciğim, merhaba. Tüy edepsizler. Kardeşin denizlerde kaybolmuş gitmiş. Sen burada eski sevgilinle gönül eğlendiriyorsun demek. Anne, çok ayıp. Hay Allah. Ayıp oldu kadına. Selamlar komutanım. Müfit aradı. Birazdan burada olacak. Ona haber vereyim demiştim. Galiba yine o altınlardan bozdurmaya gelecek. Tamam komutanım. Siz merak etmeyin. Buyurun. Bilezik bandajı. Göstereyim. Buyurun. Verin bakayım şuna. Bir daha yaz. Tamam. Bir de şunlara bir bakabilir miyim? Tabii. Çok güzel değil mi? Babacım, bir daha senin yanından hiç ayrılmayacağım söz. Yeter ki sen iyileş. Ne olur babacım, ne olur. Tamam Umut, sakin ol. Amcama bir şey olmayacak. Abi, siz önden gidin. Ben babam alıp geliyorum. Hadi çabuk ol, hadi. Hadi, hadi, hadi. Hayırlı işler Sacit. Oo Müfit, hoş geldin. Ben özel bir şeyler bakacaktım da. Durun. Alyans mı bilezik mi? Acelem yok, beklerim ben. Arkadaşlar işlerini görsünler de. Şimdi zaman.
Fena değil ama. Evet evet. Şunlara da bir bakabilir miyim? Tabii. Aa, durun! Aa, bileziklerimi çaldılar! Kaçıyor, tutun şunu! Bileziklerimi çaldılar! Altınlarımı çaldılar! Durun! Açmayın! Yakalayın! Açmayın! Umut, hadi gülsün artık yüzün. Bak kalp krizi falan değilmiş işte. Ani bir tansiyon oynaması dedi doktor. Ona bir şey olacak diye çok korktum. Bilmiyorsun sen amcam. 9 canlıdır kızım o. Doktor hanım, tam olarak ne zaman biter kontroller? Elektrosu çekildi. Tahlilleri de yapalım, odaya alacağız. Doktor hanım, görebilecek miyim babamı? Odaya aldıktan sonra... Oğlum alın götürün şu kızı buradan ya. Rezil oluyoruz ya. Nereye götürelim baba? Amcam onun babası. Rezil olduk. Başkanın gayrimeşru yeğeni diye laf ediyor millet. Rahatsız oluyorsan gidebilirsin baba. Ama o kızın amcam için endişelenmeye... belki de hepimizden daha çok hakkı var. Ne haliniz varsa görün. Altınlarım! Ne oluyor ya? Altınlarım! Bileziklerim! Siz o taraftan! Volkan sen benimle gel! Bu taraftan! Kıpraşmayın! Kıpraşmayın ya karıncanızı! Dur diyorum! Dur! Nasıl yakaladım ama? Allah razı olsun senden Müfit. Ben Deniz. Zeytin Dağı'ndaki güvenlik şefi olarak. Aynen paketledim. Buyurun size teslim. İyi iş başarmışsınız. Tebrik ederim. Estağfurullah. Vatandaşlık... Bana müsaade. Müfit Bey. Bir dakika, sizden mi düştü bunlar? Yok canım. Hırsızlardan düşmüştür herhalde komutanım. Benim ne ilgim olabilir ki? Ben sadece hırsızları yakaladım. Hey dur kaçma! Mahvoldum sarı şeker. Jandarma peşimde. Peşindeler mi? Hapse atacaklar beni. Hapse girmek istemiyorum sarı şeker. Aa, neden hapse gireceksin ki? Paraları buldun sen. Çalmadın. Tarihi değeri varmış bunların. Bak. Antika. Elimden alırlar diye kimseye söylememiştim. Senin evde ne arıyormuş peki? Ya bu evin eski sahipleri bulup gizlemiş demek ki. Onlar da benim gibi ortaya çıkaramadılar Zahir. E konuşsana onlarla. Ya hepsi mefta. Nerede bulup da konuşayım sarı şeker? Hadi hadi oyalama beni, yardım et. Neden yaptım böyle? Keşke kaymakama bildirseydin. Yardım isteseydin. Ben o kadar fakirlik çektim ki sarı şeker. Bulduğum hazineyi kaybetmek istemedim. Al. Bunları. Birkaç tane de sana bırakıyorum. Uygun zamanı bulunca bozdurursun. Her şeyi Saadet için yaptım. Söyle ona. Onu çok sevdiğimle söyle. Beklesin beni. Elveda sarı şeker. Müfit. Aa, sarı şeker, ne bu halin? Ne oldu? Saadet, sana bir şey söylemem lazım, çok önemli. Aa, gir içeri gir. Hı.
Vallahi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Nereden başlasam şaşırdım. En başından başla, anlat işte. Çatak mı insanı sarı şeker? Ne oldu? Çok kötü oldu, çok. Yoksa Müfit'le birbirinizi sevdiğinize mi karar verdiniz? Yok öyle, asla değil. Anlatacağım. Ama sen Tahir'i de çağır önce. Abim mi? Hayda. İyi, çağırayım. Vay nankör vay. Demek altın bulduğunu sakladı bizden ha? Hain. Yok, aslında söyleyecekti. Saadet'e düğün hediyesi yapacaktı onları. Ama vakti olmadı. Ay canım. Pek de düşüncelidir. Bir gün mutlaka döneceğim. Saadet beni beklesin dedi. Abi, bir şey yapamaz mıyız? Yaparız. Acele edersek bir şeyler buluruz belki. Tahir nereye? İşim var. Siz dükkana göz kulak olun. Abi! Abi nereye? Allah Allah. Sağlığı iyi maşallah. Doktoruyla da görüştüm. Hayati bir tehlike yok ama bir süre müşahede altında tutacaklar. Aman geçmiş olsun. Çok sevindim. Gel. Kaymakam hanım iyi günler. İyi günler. Buyurun, bir sorun mu var? Efendim makam şoförünüz Müfit Yılmaz'ı arıyoruz. Bir bilginiz var mı acaba? Niçin arıyorsunuz Müfit'i? Tarihi sikke satmaya çalışırken görüldü. Ancak kaçmayı başardı. Ama... Müfit böyle bir işe kalkışamayacak kadar saf biridir. Öncelikle bulup sorgulamamız gerekiyor. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki. Vay vay vay. İşte buldum. Demek altın bulursun. Sonra da benden saklarsın ha Müfit Efendi. Bakalım başka nerelere gizledi. Kımıldama yat yere. Bir dakika ya, yanlışlık yapıyorsunuz. Yat yere dedim. Yok. Ya. Kımıldama. Komutanım ben. Komutanım bakın. Ya komutanım. Götürün. Kalk. Yapmayın ya. Kalk. Olayla hiç ilgim yok valla. Müfit'in bana borcu vardı. Onarmaya gelmiştim buraya. Yürü. Burada yazıyor. Tamam ben bakarım. Yani kasabamız adına utanç verici bir durum. Basın duyarsa rezil oluruz kaymakam hanım. Münferit bir olayı bu kadar büyütmeyin lütfen. Kusura bakmayın ama... Sizin hatanız. İşten kovulmuş bir şahsı tuttunuz, tekrar makam şoförü yaptınız. Siz de aynı adamı şerif yapmamış mıydınız? Evet ama son zamanlarda çıldırmıştı efendim. Üniformasını falan yakmıştı. Zafiyetini anladım, hemen kovaladım. Beni mi suçluyorsunuz yani olanlardan? Aman efendim ne haddime. Ben sadece bu kasabadaki işleyişe bilmeden yaptığınız müdahalelerinizle... Sözlerinize dikkat edin başkan bey. Benim neyi bilip bilmediğime siz karar veremezsiniz. Şimdi izin verirseniz incelemem gereken dosyalarım var. Tabii efendim. Bende de birkaç dosya var. İncelemem gereken. Ağlama artık Saadet. Cahilliğinden yaptım Fili. Affederler belki. Onu ağlamıyorum. Kendi kaderime ağlıyorum ben. Tam gelinliğimi dikiyordum, evde kaldım. Artık turşumu kurar abim. Turşu mu?
insanın turşusu olur? Benim gibi eve kapatılırsa olur. Aa, Tahir değil mi o? Abi? Artık teknede yaşamak yok baba. İstesen de istemesen de ev tutuyoruz. Sana krallar gibi bakacağım. Korkma kızım. Acı patlıcana kırağı çalmaz. Korkma demesi kolay. Beni üzmek istemiyorsan artık sen de benim sözümü dinleyeceksin. Tamam tamam dinleyeceğim söz. Ama ağlama sen artık. Bak geçti. Bak kalbim de tekliyor zaten. Ne diyorsun sen amca ya? Ne teklemesi? Taş gibi çalışıyor kalbin. Taş kalpli amcam benim. Erol Taş. Geçmiş olsun Ahmet. Vay Rasim kardeşim. Hoş geldin. Pek hoş gelmedik vallahi Ahmet. Yapma böyle kötü şakalar bize. Bu son zaten. Bir daha şaka maka yok. Kızıyor Umut. Fırçayı yedim az önce. Ben geç olmadan gidip pijama falan getireyim. Gece de refakatçi ben olacağım ona göre. Ya biz kalırdık canım. Babamı kimseye bırakma. Kusura bakmayın. Aman Rasim. İtiraz falan etmeye kalkma. Bu kızdan korkulur çünkü. Erdal, ben laf dinletemiyorum. Bari siz bir abilik yapın da götürün bir şey yedirin şuna. Aç bir ilaç durmasın başımda. Tamam amca, sen hiç merak etme. Hadi bakalım Umut Hanım, bir şeyler yiyelim. Hadi oğlum, hadi. Yok yere derde soktu başını. Benim suçum. Keşke altınları teslim etmesi için ısrar etseydim Müfit'e. Tahir'i de suç ortağı zannettiler. Merhaba. Buyurun kaymakam hanım. Duydunuz mu başımıza gelenleri? Evet, ben de onun için geldim. Şu işin aslını bir de senden dinlemek istiyorum. Ne diyeyim ki kaymakam hanım? Onun haberi yok kaymakam hanım. Müfit evinde bulmuş altınları. Ben de böyle dımdızlak kaldım. Ne demek o? Yani parasız pulsuz böyle bir başıma. Abim yokken dükkan da kapanacak mecbur. Ağlama yine Saadet. Kızdırma beni Saadet. Onların yaptığı yanlış senin boynunu bükmesin. Güçlü ol. Nasıl olayım kaymakam hanım? Kim bilir ne zaman bırakırlar abim. Bir sürü borç var, senet var. Ne yapacağım ben? Şu dükkandan gelen 3-5 kuruş paradan da olduk. Gerekirse sen işletirsin dükkanı. Ben mi? Evet sen. Elin makas tutuyor. Ha kumaş kesmişsin, ha saç. Kimse bana kestirmez ki. Abim de duyarsa öldür zaten beni. Ne münasebet. Namusuyla çalışan bir kadına kimse engel olamaz. Tahir. Kusura bakmayın kaymakam hanım. Yanlış zamanda geldim galiba. Hayır. Tam da zamanında. Söyle bakalım. Saç mı sakal mı? Nasıl kaymakam hanım? Anlayamadım. Niye bakmıştın Tahir'e? Saç sakal için değil mi? Evet. İkisi için de. Ama yok galiba. En iyisi ben sonra geleyim. Gel. Geç içeri. Geç geç. Otur. Nasıl? Otur dedim evladım. Çekinmene gerek yok. Bu berberi bir süreliğine bu hanım kardeşlerimiz işletecekler. Öyle mi? Peki hayırlı olsun madem. Hadi Olga, hazırla fırçayı. Köpük yap. Saadet, al sen de usturayı. İşte böyle. Şuraya yazıyorum. Feraye ile bir dönsün, aynı Kamil'i bulamayacak karşısında. O mülayim insan değilim artık ben. O değil miydi beni terk edip giden, biricik kızıma beni böyle hasret bırakan? Ya abi, sen beni dinlemiyorsun galiba. Laf anlatıyoruz ya. Umut'a bakıyorum oğlum, yetişirim dedi, hala yok ortada. Hakikaten ya. Ben bir gidip bakayım şuna. Dur sen dur, ben ararım Umut'u. Kamil sana ne oluyor oğlum, ben bakarım. Ya abi,
Kayınpederim yanında oturmak istemiyorum. Şimdi Feraye ile ilgili bir şeyler soracak, canım sıkılacak. Git sen, merak etmesinler. Ben bulur getiririm Umut'u. Hadi. Öyle pırıl pırıl bir kalbi var ki. Sanki Allah'ın bir lütfu gibi girdi hayatıma. Gerçek kızım olsa bu kadar severim Rasim. O senin kızın Ahmet. O öyle biliyorsa sen de öyle kabul edeceksin artık. Zaten doğruyu söyleyebilseydim ilk gün söylerdim. Ama böylesi de vicdanıma dokunuyor Rasim. Gerçeği bilmeye hakkı yok mu yavrucağım? Bu saatten sonra nasıl olur bilmem. Sana çok bağlanmış durumda. Belki de tutunacak tek dal sen olduğun için. Teknede kalbim sıkıştığında ilk o geldi aklıma. Bana bir şey olacak, o da ortada kalacak diye çok korktum. Hadi, düşünme şimdi bunları. Yine de bana bir şey olursa Umut sana emanet Rasim. Allah Allah. İyi ki hastaneye düştü yolun yani. Neler düşünüyorsun böyle? Eğer ona öz babası olmadığımı söyleyemeden göçüp gidersem... Sen de söyleme. Bırak. Varsın öyle bilsin. Tamam. Kiralık ev arıyorum da. Sizin mi acaba? Evet kızım. Evli misin? Yok, bekarım. Ama babamla oturacağım. Baban kimmiş senin? Ahmet Kalabık, balıkçı. Ha, sen o musun? Ahmet'in kızı. Hı hı. Rıdvan Kalabık'ın da yeğeniyim. Belediye başkanı. Ahmet'in gayrimeşru kızıymışsın diye söylüyorlar. Başkan da kızgınmış kardeşine. Kusura bakma kızım ama sana verecek evim yok benim. Seninle konuşacakları evet. Varmış. Öyle mi? Evet, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Hayırdır kaymakam hanım? Bilmeden bir kabahat işlemedik inşallah. Doğrusu işlediniz Ahmet Bey. Tövbeler olsun. Ne yapmışım Rasim, sen söyle bari. Vallahi ben bilmem. Kaymakam hanıma sor. Yapmayın ya. Esas şimdi duracak kalbim. Durur tabii. Sporu bırakıp böyle köşenize çekilirseniz mideniz de büyür, kalbiniz de sıkışır. Senin yeniden Zeytin Dağı sporun başına geçmeni istiyor kaymakam hanım. Ben sporun her şekilde teşvik edilmesinden yanayım Ahmet Bey. Ne demiş atalarımız? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Aman efendim,
Bizden geçti o sağlam vücut filan. Bunu duymamış olayım. Ben yerimi yeğenime bıraktım kaymakam hanım. O gene olsun. Ama teknik direktör olarak takımın başına geçip alacağınız başarılarla Zeytin Dağ'ın adını duyurmanızı istiyorum. Kamil tek başına babasına karşı duramıyor hanım, biliyorsun. Takımdaki gençler bana geldiler. Çok şikayetçiler Ahmet Bey. Belediye başkanı futbolu yasaklamış bu ilçede. Hı hı. Bu çağda böylesi yasakçı bir zihniyete asla izin vermem. Üf, şu imalat hani bir an önce adam etmeliyiz abi. Sonra da bir ev bulup şu rezillikten kurtuluruz. Sabret biraz, az kaldı. Burada daha fazla sürünmek istemiyorum ben. Özellikle Feray'a dönünce beni böyle sefil bulsun istemiyorum açıkçası. Seni mi beni mi oğlum? Çamaşır bende, yemek bende. Ayrıca sermaye yok biliyorsun. Umut verecek ya abi. Konuştuk ya. Başkasının parasına güvenip de işe girilmez. Hayda. Başkası mı oldu şimdi Umut? Kuzenimiz ya. Ortak girmiyor muyduk bu işe? Bilmiyorum Kamil. Emin değilim ben. Kuzen de olsa Umut'u tanıyalı daha dün bir, bugün iki. Vallahi sen var ya tam bir cinssin. Cins. Esas ben seni tanıyamıyorum. Uzatma Kamil. Sen ne dersen de. Benim geri adım atma hiç niyetim yok. Patron olmaya kararlıyım. Heh. Bak işte. Şekil budur abicim. Saç, baş, daha 100 metre öteden ben iş adamıyım diyor. Aynen böyle bir faça yapacağım kendime. Al bak. Bak bakayım be. Feray'a da döndüğünde vursun kafasını taşlara. Ben ne alt ettim de bu yakışıklı adamı kaybettim. Ben ne alt ettim de bu yakışıklı adamı kaybettim. Oğlum. Ben ne... Bırak bunları da ne yiyeceğiz onu söyle. Karnım zil çalıyor benim. Hadi. Doktor hanım her şey için çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biliyor musunuz Rasim Bey? Çok yer gezdim gördüm ama bu kasabanın havası gibi olanını görmedim. İnsan için temiz insan. Öyledir. Benim 30 sene sonra buraya dönmemin sebebi de buydu aslında. Küçük oğlum Çetin'in astımı için. Geldiğimizden beri neredeyse iyileşti. Peki İstanbul'a alıştıktan sonra dönmek zor olmadı mı? Aslına bakarsanız İstanbul'a hiç alışamamıştım. Sadece mecbur olduğum için. Rahmetli karım Meryem. Ne tesadüf. Karınızın adı da Meryem. Rıdvan Bey'le bunca yıllık husumetinizin nedeni anlaşıldı. Öyle. İkimizin de gözü karaydı o zamanlar. Belki yanlış yaptım ama neyse. Kaymakam hanım. Akşam yemeğine misafirimiz olur musun? Gerçi öyle özel bir şey hazırlayamadık ama Allah ne verdiyse paylaşır. Olur. Hı hı. Şimdi toplamına baktığımızda bu sonuç çıkar. Nasıl olmuşum? Bugün bizim kızlara tıraş oldum. Valla güzel oldu böyle ha. Nasıl, sen ne diyorsun? Uğur abi Allah'tan burada değil. Ne demek bu? Yok, makaraya sarardı beni de. Afili saçlar filan diye. Helal olsun bizim kızlara değil mi? Ya Tahir'den 1000 kat iyi berberlermiş valla. Babam gece Ahmet amcanın yanında mı kalacakmış? Hayır canım, birazdan gelir. Peki Ahmet amca ne zaman çıkacak? O da yarın çıkacakmış. Durumu iyiymiş. Kalbim tamir mi ettiler şimdi Ahmet amcanın? Evet, öyle de diyebiliriz. Tamir ettiler. İyi akşamlar. Hoş geldiniz kaymakam hanım. Hoş bulduk. Kaymakam hanımı yemeğe davet ettim. Çetin, hadi bakalım topla eşyalarını. Ha,
Gelebildiniz sonunda. 2 saattir bekliyorum ya. Geç şöyle, geç. Geç. Ver bakayım planları. Güzel. Serelim şöyle masaya. Ne kadar zamanımız var başkanım? Var 1-2 hafta. Duruma göre ayarlayacağız işte. Şuralar neresi oluyor şimdi? Zeytinlik alanı başkanım. Abi, dilimi yuttun Allah aşkına. Ne bu kasvet ya? Yok bir şey. Yok yok, var bir şey. Ne oldu? Fatoş mu geldi yine aklına? Ne alakası var ya? Unuttum diyorum ben oğlum Fatoş'u. Sildim. Öyleyse? Sen de sırtı tutamazsın ki. Kalbimi kırıyorsun ama. Oğlum, bu öyle böyle bir şey değil. Harbi sır. Bak baştan söyleyeyim. Çeneni tutamayacaksan hiç konuşturma beni. Allah! Heyecanlandım vallahi. Hadi. Yok yok. Vazgeçtim. Boş ver. Hadi unut gitsin. Ya yapma ya. İnsanı meraklandırıp tutacağım vallahi. Söz. Getir Kur'an'a el basayım. Ya boş ver ya. İyi be. Sen de nazlı kızlar gibi. Söyleyeyim mi? Bana ne ya? Tamam ya, söylüyorum işte. Umut'la ilgili. Umut'la mı? Vay, tahmin etmeliydim. Rasim abiyle amcamı konuşurlarken duydum. Umut bizim öz kuzenimiz değilmiş. Nasıl ya? Ya bilmiyorum, o kadarını duymadım. Bildiğim tek şey, Umut Ahmet amcayı öz babası biliyor ama... Aslında değil. Amcam da onu kızı gibi seviyor ama gerçeği söyleyemiyor. Yuh diyorum. Ne bu ya? Ha bizim kayınpeder de mevzuyu biliyor yani. Bak, bir şey belli edersen öldürürüm seni. Aşk olsun abi ya. Hassas mevzu bunlar. Hem de çok hassas. O zaman önünde bir engel kalmadı abi. Süpermiş. Ya saçmalama Kamil, cıvıtma hemen. Ya ben onun gözünde hala amcaoğluyum. Üf, o da doğru ya. Kamil. Hı. Baksana yazık bunlara ya. Bırakıyorum ben bunları. Bugün de aç yatarız ya. O zaman bunu ben alırım. Vay be. Allah gibi aynı. İşte tam olarak burası Sayın Başkanım. Şuradan başlıyor, şöyle devam ediyor. Uf be. Tam tepeden limanı görüyor. Nasıl değer kazanır biliyor musun? Evet ama orası zeytinlik başkanım. Ya zeytinliği arpalığı sorduk mu? Kimin burası? Ver bakayım, ver, ver. Kaç o? 67. Hikmet Uzunoğlu. Rasim'in babası değil mi bu? Vay vay vay. Demek yeni imar planı sana yarıyor ha? Rahmetli babasından pırlanta gibi arsa kalmış, haberi bile yok. Öyle görünüyor başkanım. Yok, yedirmezler. Sen 30 sene bir taşı şuradan şuraya koyma... Ben koskoca liman yaptırayım, sen gel nimetin üstüne kon. Orayı ona yedirirsem bana da Rıdvan demesinler. Liman çevresindeki yerlerin sahiplerini tek tek araştırın. Kim ölmüş, kim kalmış, yeni imar planı kime yarıyor bilelim. Merak etmeyin başkanım.
Biz burada kasabamızı yeniden inşa ederken, büyük bir değişimin öncülüğünü yaparken yan gelip yatanları zengin etmeyeceğiz herhalde. Şey, inşa dediniz de sayın başkanım, bütçe ayıralım da hemen birkaç tane dozer alalım. Dozer mi? Hem de birkaç tane. Evet efendim, son günlerde en karlı yatırım. İlçemizde inşaatlar patlayınca kiraya verir, kazancımızı katlarız. Aferin be. Harika fikir. Nereden geldi aklına? Gündemi takip ediyorum başkanım. Olacak o kadar. Başkanım, bu Rasim denen şahsa ait zeytinliğin vergileri 20 yıldır ödenmemiş. Buradan bir şey çıkar mı dersiniz? Çıkmaz mı? Tamam işte. Alın size atıl bırakılmış bir zenginlik. Günah bir kere. Sen günah işle, sonra al sana ödül mü diyeceğiz? İyi akşamlar başkan bey. İyi akşamlar efendim. Buyursunlar. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar efendim. Geçerken ışığınızı görünce bir uğrayayım. Belki bir yardım olur diye düşündüm. Bakıyorum gece gündüz çalışıyorsunuz. Bravo. Elbette kaymakamım. Belediyemizin işleri hiç bitmiyor. Kasabamız icraata aç. Bizim görevimiz de onu doyurmak. Ne demiş atalarımız? Çalış, çalış, çalış. Şuraya harikulade şöyle gösterişli bir tesis. Bütün kasabanın çehresini değiştirir. Sizdeki vizyon kimsede yok Rıdvan Başkanım. Fakat tapuda zeytinlik olarak görünüyor. Zeytinlik de sit alanı sayılıyor malum. İnşaat izni zor. Ne güzel işte. Rasim uyanmadan satın alırız böylece. Zeytinliğe yatırım yapıyor gibi. Sonra da bakarız icabına. Size satar mı başkanım? Satmaz. Alıcı ben olursam satmaz. Birazcık da masaj yapayım boynunu Ümran abla. Ay. Yumuşatır. İyi olur Saadet. Oh. Birazdan seni de alacağım Sevim teyze. Şşt, şşt. 10 dakika sonra açacağım saçlarını diyorum. Tamam tamam. Ay, ne iyi yaptınız kızlar böyle. Aklınızda bin ya şeyine. Vallahi aslında kaymakam hanımın fikri. O olmasa biz hiç cesaret edemezdik. Ah kaymakam hanım. Kasabamızın çehresini değiştirdiniz. Sayenizde kadınlar olarak güvenimiz arttı kendimize. Ay 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 ay. Uf, yavaş Saadet, acıdı. Uf, nasıl tutulmuş bak. Ay ay. Şurası. Rıdvan abi geldi. Korkmayın sakın hanımlar. Erkekler öcü değildir. Anlayın bunu artık. Ne oluyor burada Ümran? Ne işiniz var erkek berberinde? Eğer şu yazıyı okursanız buranın şu anda hanımlara ait olduğunu anlarsınız Rıdvan Bey. Hadi kızım hadi. Siz de çok oldunuz ama Saadet Hanım. Başta ekmek parasıdır dedim. Sesimi çıkarmadım ama. Nedir bu rezalet? İyi günler Başkan Bey. Müsaade eder misiniz lütfen? Hanımlar rahatsız oluyor da. Tahmin etmeliydim. Kasabanın 40 yıllık düzeni başka türlü nasıl bozulacaktı zaten? Bir şey mi dediniz? Yok canım, size değil. Ümran'a. Evde görüşeceğiz seninle Ümran. Tamam, görüşürüz. Evde. Ha, tamam. Ha. Ay, kızmasın evde Ümran abla. İsterse kızsın. Ha, kim takar? Ay hadi Saadet hadi. Değil mi anne? Hiçbir şey diyemez. Çekerim onun kulaklarını. Kızım. Kızım, saçlarımı sarı yap, sarı seninki gibi. Böyle beyaz beyaz bıktım vallahi. Tamam tamam. İyice uçtu. Uçtu uçtu. Tövbeler olsun. Ben bir şey çalmadım valla. Karakolda anlatırsın. Yürü bakalım. Çatap. Çatap çalmış komutanım. Yoksa ben devletime teslim edecektim altınları. Devletimizin altınları. Devlete verecektim onları. Ya ondan saklanıyordun değil mi? Dünden beri seni arıyorum. Devletini sen bulamamışsın ama devlet seni buldu işte. Hadi bakalım düş önümüze. Kaldırın şunu. Yürü. Ben masumum.
O altınları evimde buldum komutanım. Anlamadım tarihi şey olduğunu. Yani yanlış adamı tutukluyorsunuz. Ben vatan aşkıyla yanıp tutuşan bir adamım komutanım. Hayran biraz işlerim Mufit vardı. Mufit abi nereye götürüyorlar? Mufit abi evinde define bulmuş. Sonra da kaçmış. Hadi ya. Korsanlar mı gömmüş? Burada korsan yok ki. Korsanlar eskiden olurdu. Ha, ben şimdi anladım. Eski eve gömdü hazineyi. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz bakayım siz? İyiyiz kaymakam teyze, siz nasılsınız? Niye derse değilsiniz bakayım siz? Hem de okul saati. Ne oldu? Ha? Bu çocukları sokakta oynarken buldum müdür bey. Bu saatte okulda olmaları gerekmiyor muydu? Efendim, sınıf öğretmenleri nahoş bir soruşturma nedeniyle açığa alındığı için. Ben de tam bu soruşturma nedeniyle buradayım. Okulumuz adına utanç verici bir durum ama olaya derhal el koyduk kaymakam hanım, merak etmeyin. Öyle mi? Gayet hanımefendi bir öğretmen hanımla bütün kasabanın tanıdığı beyefendi bir insanın yakınlaşması, arkadaşlık etmesi ne zamandan beri utanç verici oldu? Söyler misiniz? Anlayamadım efendim. Anlayamadığınız belli. Fakat kaymakam hanım. Fakati falan yok. Bu küçücük çocukların böyle geri kafalı zihniyetlere değil eğitime ihtiyaçları var müdür bey. Ama efendim öğretmen hanım hakkında şikayet vardı maalesef. Üstelik yüksek bir yerden. Şikayet yüksek yerden gelince haklı mı oluyor? Bu konuyu zaten özel olarak konuşacağım sizden müdür bey. Bu çocukları ancak aydınlık düşüncelerle eğitebiliriz. Bir kadınla erkek sadece arkadaşlık ediyor diye bunu ahlaksızlık sayacak bir zihniyetle asla değil. Vay be abicim. Kalabalık zeytinciliğin patronlarını görüyor musun? Abartma Kamil. Alt tarafı yeni bir takım giydik. Kalbimi kırıyorsun ama. O kadar da araşıyla bakma abi. Paçamızı yenileyelim de öyle düşün. Şöyle yeni bir imajla. Karizma insanın ruhundan gelir taşar abi. Yani böyle ne kadar giysen de boş yani. Aa. Saadet. Aa, hoş geldiniz. Tahir nerede? Abim acil bir seyahate çıkmak zorunda kaldı. 15 gün sonra falan dönecek. Belki biraz daha fazla. Allah Allah. Ne seyahatiymiş bu ya? Sizin ne vardı? Saç mı sakal mı? Bizim ne olacak ki? Siz mi tıraş edeceksiniz madem? Hadi Kamil, yok işte Tahir, yürü. Hadi Halil amcanın gözleri nanay. Ya sana ne oluyor Hüdayi? Yani koyun gibi kırptıracak mısın kendini bu hanım arkadaşlara? Vallahi dün abim kestirmiş saçlarını. Ben de aynısından yaptırmaya geldim. O biçim afilli kesiyorlar. Duydun mu abi? Tahir'in dükkanını kadınlar ele geçirmiş. Ama gördüğün gibi sıra var Kamil. Torpil yapamayız. Halil amcadan sonra bu genç arkadaş var. Sonra da siz. Hadi. Hadi geçin, şöyle geçin. Hadi. Sahiden iyi mi lan? İyi. Neymiş? Cidden iyiymiş abi. İyi. Umut? Ha, merhaba, nasılsınız? İyiyim canım. Hayırdır? Ne yapıyorsun böyle yağmurun altında? Yorulmuştum biraz, dinleneyim dedim. Burada öyle mi? Senin bir derdin mi var Umut? Aslında evet. Babam hastaneden çıktığında o teknede kalamaz artık. Ben de ev arıyordum ama maalesef. Yoksa parasal bir sorun mu? Yok, daha kötü. Sorun çıkarıyorlar ev sahipleri. Babamın gayrimeşru çocuğu olduğumu söyleyip kapı dışarı ediyorlar. İnanmıyorum. Ben kızmıyorum aslında. Galiba Rıdvan amcam korkutmuş gözlerini biraz. Ne münasebet. Benim evin orada kiralık bir ev var. Oraya bakalım. Hemen konuşalım, orayı tutup yerleşin. Sahi mi? Ama işiniz vardır, ben engel olmayayım. Benim işim vatandaşımın hayatını kolaylaştırmak, sıkıntılarını gidermektir. Düş önüme bakayım, hadi. Vallahi komutanım, masumum diyorum size. O altınları devlete teslim edecektim. Benim bir alakam yok.
Vallahi ben masumum diyorum komutanım. Bakın, bakın sevgili komutanım. Arz edeyim. Efendim dinler misiniz? Ben teslim etmeye gidiyordum tam. Hırsızlar çalmış yürürken. Evimde buldum diyorum komutanım. Mahkemede anlatırsın bunları. Gir içeri. Ya. Cahil. Ne arıyorsun sen burada? Senin yüzünden düştüm hay. Benden saklarsın altınları ha? Ya kayınço dur. Sakin ol. Sürpriz yapacaktım ben sana. Ne yaptın altınları lan söyle. Sorma kayınço. Devletime teslim edeyim derken hepsini çaldırdım. Sus lan sahtekar. Ya isteyerek mi çaldırdım kayınço? Şşş. Gömdüm. Ne yaptın? Ya sus. Sakladım kayınço. Gerekirse 200 sene yatar yine de vermem altınları. O kadar altını rüyamda bile göremem ben. Vay seni uyanık vay. Vallahi ben ilk mahkemede çıkarım. Sonra da altınları alır sana da bakarım ha. Hiç merak etme. Elinize sağlık Saadet Bey. Teşekkürler Kamil. Vay 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 vay. Süper oldun ya. Vallahi ben de beğendim Kamil. Aa, Erda, Kamil. Ne kadar yakışıklı olmuşsunuz böyle. Tanıyamadım vallahi. İşte sağ ol. Ya basbayağı imaj değiştirmişsiniz yani. Temel sağlamıyor ondan. Bankayla görüşmeye de böyle gidiyoruz. Vay. Amcam nasıl? Çok iyi. Ev tuttum. Çıktığında ona sürpriz olacak. Ev mi tuttun? Hı. Bu kadar çabuk mu? Ya aslında gizli gizli 2 gündür arıyordum. Kaymakam Hanım sayesinde biraz önce de tuttum. Oo, şanslısın valla. Siz de gelirsiniz canım. Öyle kocaman bir aile gibi bir arada oluruz. Ayıp ettin, gelmez miyiz? Hep kardeşlerim olsun istemiştim böyle. Şimdi 2 abim birden oldu. Süper ya. Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Benim gitmem lazım. Görüşürüz. Bir gün gerçeği öğrenirse perişan olur. Of, işin zor senin be abi. Hadi. İyi akşamlar Kaymakam Hanım. İyi akşamlar Sayın Başkan. Bakıyorum gene gece mesaisine kalıyorsunuz. Çok yoruyorsunuz kendinizi. Ben yorulmam Kaymakam Hanım. Kasabama ne kadar çok hizmet edersem o kadar hafiflerim. Ne güzel. Peki şu mesaiyi 1 saat geciktirmeniz mümkün mü? Sizi yemeğe davet etmek isterim. Biraz sohbet ederiz. Kasabayla ilgili. Şaşırttınız beni. O niye? Yani son zamanlarda beni pek sevmediğinizi düşünmeye başlamıştım. Devlet görevinde kişisel sevgi ya da küslük olmaz Rıdvan Bey. Sonuçta her şey Zeytin Dağı için öyle değil mi? Tabii canım. Her şey. Buyurun o halde. Ama hiçbir itiraz istemiyorum. Olur. Hı? Çok da acıktım biliyor musun? Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Kaymakam. Rahatsız olmayın. İyi akşamlar. Afiyet hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Kaymakam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Rıdvan Başkan. Hoş bulduk. Kaymakamım çok rica etti. O bakımdan yani. Nasıl geçelim? Şurası iyi mi? Buyurun. Buyurun. Alayım ben çantanızı. Önden çorba ister misiniz kaymakamım? Çok güzel domates çorbamız var. Tavsiye ederim. Çok severim. Ben istemem. Aç değilim zaten. Olmaz. Yemek davetimi kabul ettiniz ya. Eşlik edeceksiniz. Söz verdiniz unutmayın. 2 çorba lütfen. Baş üstüne. Hayırdır inşallah. Vallahi ben de anlamadım ama vardır kaymakam hanımın bir bildiği. Aslına bakarsanız sizinle uzun zamandır dostça konuşmak istiyordum Sayın Başkan.
Buyurun. Sizi dinliyorum. Gözlemlediğim kadarıyla bazı fevri davranışlarınız kasabanın huzurunu bozmakla kalmayıp en çok da size zarar veriyor. Anlamadım. Örneğin çocuklarınız. Zavallı gençler. O balıkçı barınağına sığınmış durumdalar. Affedersiniz ama çocuklarımın sizin görev alanınıza girdiğini sanmıyorum kaymakamanım. Yo, girmiyor. Ama siz bunu dostça tavsiyeler olarak kabul edin lütfen. Siz bu kasabanın bir lideri olarak aile yaşantınızla örnek olduğunuzu unutmamalısınız. Ben daima örnek bir baba ve... Lütfen. Ben henüz sözümü bitirmedim Sayın Başkan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şu an burada mesai saatlerimizin dışında iki arkadaş gibi yemek yiyoruz. Öyle değil mi Sayın Başkan? Haliyle. Bir bakıma. Peki bu durumda ben ahlaksızca mı davranıyorum? Yani bir kadın olarak akşam saatinde bir erkekle görüştüğüm için. Estağfurullah. Ne münasebet. Ama okul müdürüne verdiğiniz şikayet dilekçesinde bir erkekle bir kadının, yani öğretmen hanımın Rasim Bey'le yemek yemesini, arkadaşlık etmesini ahlaksızlık olarak nitelemişsiniz. Madem bir yanlışlık olmuş, o halde en kısa zamanda bunu okul müdürlüğüne bildirmenizi ve şikayetinizi geri almanızı rica edeceğim sizden. Bir zahmet. Şimdi buyurun. Afiyet olsun. İnanamıyorum Rasim. Kaymakam hanım gerçekten söylediğini yaptı. Duydun değil mi? Şikayeti geri aldırıyor Rıdvan Bey'e. Vallahi helal olsun. Benim 30 yıldır yapamadığımı 3 günde yaptı. Rıdvan'a pes ettirdi. Kadının fendi. Şu bizim düğünü de artık bir an önce yapalım diyorum. Ne dersin Nebahat? Burada benimle yeni bir hayat kurmaya var mısın? Emin misin Rasim? Çoktandır eminim ama çocukların problemlerinden bize sıra gelmedi ki bir türlü. Çok sevindim Rasim. Oley! Babamla öğretmenim evleniyorlar. Yaşasın. Oğlum. Tebrik ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanımız da buradayken nikahınızı kıyması için söz alalım kendisinden. Ne dersiniz Rıdvan Bey? Tabii efendim. Görevimiz ne de olsa. Hoş geldin abi. Geldin mi? Bırak. Ağır bunlar. Ben götürürüm. Ömran teyzeyle Seda geliyor. Merhaba. Buyurun. Ne zahmet ettiniz? Zahmet olur mu hiç? Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedim. Rıdvan da nikahınızı kıyınca bu anlamsız küslük biter inşallah. 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 Bitsin. Feray ile torunum da dönünce şöyle sevgiyle bir arada olalım ha. Bunu sakın buzluğa koyma. Dolabın altına koy. Hı, tamam mı? Dur kızım dur. Bir dakika. O öyle yapılmaz. Tut bakayım ucundan. Şöyle kıvır. Ver baba. Nasıl abi? Var mı bir tekleme? Arada bir yapıyor ama oldu galiba. Ya acayip heyecanlıyım ya. Sen onu bir de bana sor. Seninki başka oğlum. Karınla kızın gelecek diye.
Geliyorlar mı kesin? Aslında pek ümitli değilim. Keçidir Feraye. İnadı tuttu mu tutar. Kokusu burnumda tutuyor yavrum. 15 gün oldu ama asır gibi geldi bana. Sen de inat etmeseydin o kadar. Gidip kendin getirseydin karını. Yo, kararlıyım. Bu sefer ben asla geri adım atmayacağım. Vallahi bravo. Şaşırttınız beni çocuklar. Aferin. İşte şimdi gurur duydum sizinle. Gelin bakayım şöyle yanıma. Aman. Aslanlarım benim. Gösterin bakalım Rıdvan Kalabık'ın oğulları olduğunuzu. Umut'un da çok yemeğe geçti baba. O olmasaydı yapamazdık. Sana da aferin kızım. Sonuçta sen de bir kalabıksın. Kan çekiyor haliyle. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bu iş böyle 3-5 çuval zeytinli olmaz çocuklar. Tuttuğunuz adamların parasını bile veremezsiniz. Madem işi buraya kadar getirdiniz, bana da size destek olmak düşer. Nasıl yani? Sizin işleyeceğiniz zeytinleri ben hediye etmek istiyorum. Zeytinleri mi? Evet. Size ait şöyle küçük bir zeytinliğiniz olsa fena mı olur? Olmaz mı? Hem de çok güzel olur baba. He? Böylece bütün zeytinleri başkasından almak zorunda kalmazsınız. Bir kısmı da sizin kendi ürününüz olur. Vallahi süper olur baba. Sen aslında hakikaten kıyak adammışsın be amca. Yalnız küçük bir sorun var. Neymiş? Size alacağım zeytinliğin sahibi Rasim. Hadi ya. Kayınpederinin zeytinliği mi varmış? Ben de bilmiyordum vallahi. Şimdi öğrendim. Ufakça bir yer. Ama tam size göre. Bu Rasim'e miras yoluyla intikal etmiş babasından. Kendisini bile unuttuğu bir yer. Vergileri falan birikmiş. Ben hepsini ödemeye talibim. Sembolikte bir fiyat veririm. Yeter ki siz mutlu olun. İşte bu be baba. Vallahi bu ya. Gel bir öpeceğim seni. Yalnız bir sorun daha var. Şimdi ben Rasim'le konuşup oraya alıcı olsam bana satmaz. Ama sen damadı olarak istersen verir. Ne fiyat isterse ben ödemeye hazırım. Sanki bana olur ha? Olur olur, çok güzel olur. Biraz daha küt yapayım. Biraz. Aynı benim yüzüm gibi. Bu renk de çok yakışır. Ay Nebahat abla, çok güzel gelin oldun. İnsanın işi gidiyor yemin ederim. Sen ısrar etmeseydin bu yaştan sonra hayatta gelinlik falan giymezdim Saadet. Gelinlik her yaşa yakışır Nebahat abla. Bir tek benim kısmetim kapalı işte. Kendime diye başlamıştım. Sana nasip oldu. Öyle söyleme Saadet. Hiç beklemediğim bir anda senin de çıkar kısmetin. Gör bak. Abi? Çok korktum. Ne yaptın kız ya dükkanıma? Abi ne zaman çıktın sen? Niye haber vermedin? Ne yaptın dükkanıma dedim. Şşt! Dahir, dur bakalım. Küfreme öyle hemen. Senin yokluğunda borç senetlerini ödemek için geceli gündüzlü çalıştı bu kızlar. Namahrem burası oğlum. Görmüyor musun? Durma sen orada. Çık dışarı. Çık 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 çık. Hadi Tahir hadi. Sonra konuşuruz. Şimdi çok işimiz var. Oğlum, şşt!
Kahveden bari bir çay kahve söyle de bir işe yarar. Hadi, 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 hadi. Hadi. Benimki açık olsun Tahir. Ulan, ulan bunun hesabını vereceksin Saadet. Allah'ım kabus mu bu ya? Korkma, korkma. Rasim abi acayip yakışıklı oldun ha. Çok abartılı olmadı değil mi Adem? Abi damatsın sen, öyle olacak haliyle. Hoş geldiniz. Ama biraz erken değil mi Sayın Başkan? Belediye Başkanı olarak gelmedim Rasim. Bir baba olarak geldim. Çocukların senden bir isteği var. Neymiş böyle düğün günü acil olan? Geçin oturun şöyle. Malum bizim Erdal'la Kamil zeytinyağı işine giriyorlar. Umut da var baba. Tamam tamam. Üç ortak. Evet biliyorum. Bize de onları desteklemek düşer. Senden bunları duymak ne kadar güzel. Uygun bir zeytinlik alayım dedim. Şöyle kimin nesi var falan diye bakarken kayıtlarda senin babadan kalma zeytinliği gördüm. Babadan kalma mı? Hı hı. Bir bu meyhane, bir de yıkık ev kalmıştı. Unutulmuş belli. Zaten vergileri falan da unutulmuş. Hı hı. Küçücük bir yer. 50-100 ağaçlık falan. Rasim abi, eğer sen de razı gelirsen babam o zeytinliği bize almak istiyor. Kamil de benim üzerime. Yaşlanıyoruz artık Rasim. Çocukların geleceğini düşünmek lazım. Vallahi çok ani oldu. Ama ben başından beri onları destekliyorum. Kamil zaten torunumun babası. Yani anlaşıyoruz. Madem benim zeytinliğe uygun bulmuşlar, öyle olsun, anlaşırız. Benim de bir miktar katkım olur. Öyleyse nikahtan evvel at bakalım şuraya bir imza da. Bugün iki mutluluğu birlikte yaşasın çocuklar. Atın bakalım sizde. Hayırlı olur inşallah. Öpeyim Rasim baba. Ben baktım abi. Öpeyim. Sağ ol. Buyurun dostlar sofrası. Efendim düğün nedeniyle hizmet veremi... Aa Uğur abi. Niye aramamış bu saate kadar? Ver bakayım. O da seni istiyor zaten. Buyur. Alo. Uğur. Anlamadım. Ne demek şimdi bu? Protesto ediyorlar yani beni. Fatoş'a çok şaşırmadım da Feraye. O da öyle düşünüyor yani. Ya sen? Sen niçin gelmiyorsun? Peki oğlum. Siz bilirsiniz. Ben bu mutlu günümde çocuklarımla hep birlikte olmayı isterdim. Ama anlıyorum ki hepinizin de çok önemli mazeretleri var. Sağ olun, sağ ol. Güle güle. Ne oldu Rasim baba? Gelmiyor mu Feraye'ler yoksa? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrikler. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Tebrikler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrikler. Hoş geldiniz. Darısı bizim inşallah. İnşallah. Başına inşallah. Hadi Fatoş başından beri tavırlıydı. Ama Feraye çok ayıp etti be anne. Yapılacak şey mi bu? O da ablasına uydu işte oğlum. Ne şaşırıyorsun? Gel gel. Üzüm üzüme baka baka kararır. Biricik torunumu kaçırdı bizden. Ah vicdansız. Tamam tamam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay be. Hoş geldin. Kasabamızda hoş ne artışlar varmış da haberimiz yokmuş.
Bu yakışıklılığınla düşman çatlatırsın oğlum sen. Benimle dalga geçeceğine sen kendi haline bak. Kusura bakmayın. Benim yüzümden geciktik Rasim amca. Süslendim de biraz. Ahmet amca böyle gelin. Merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. Gel amca gel. Çok güzel olmuşsun Umut. Teşekkür ederim. Sen de... Ah, çok yakışıklı olmuşsun. Hoş geldiniz kaymakam hanım. Aman aman. Hoş geldiniz kaymakam hanım. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Nasılsınız bakalım? Her şey yolunda mı? Vallahi heyecandan hiçbir şeyin farkında değilim ben şahsen. Buyurun. Sizi şöyle alalım kaymakam hanım. Maalesef ben kalamayacağım Rasim Bey. Biraz evvel Vali Bey aradı. Ve yemekli bir toplantı düzenlediğini belirtti. Orada olmam gerekiyor. Hay Allah. Şahidim olmanızı çok istemiştim halbuki. Vali Bey'in davetini geri çeviremedim. Kusura bakmayın. Kusur olur mu kaymakam hanım? Göreviniz neyi gerektiriyorsa yerine getireceksiniz elbette. Size mutluluklar diliyorum. Nebahat Hanım, bu sizin. Kibar kadın. Aa, niçin zahmet ettiniz kaymakam hanım? Mahcup ettiniz bizi. Adettir. Kalamadığım için tekrar özür diliyorum. Hayırlı olsun. Cümleten iyi akşamlar. 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 Bu eve girerken gördüm Müfit abi. Altınları kesin buraya sakladı. Ben girmem, korkarım. Gündüz geliriz. Ya saçmalama kızım. Korkacak ne var? Fener getirdim bak. Hazır etrafta kimseler yokken hazineyi bulalım. Hadi hadi. Aa. Bu ev perili değildir inşallah. Fatiha Kuruz, periler kaçar. Artık gelen giden olmadığına göre törene başlayabiliriz herhalde. Değil mi Rasim? Nasıl olsa çocukların da gelmiyor. Protesto ediyorlarmış. Tamam Rıdvan. Başlayalım. Başlayalım başkanım diyeceksin. Ne bu afra tafra Allah aşkına? Ben tenezzül ediyorum, ayağınıza kadar gelip nikahınızı kıymayı kabul ediyorum. Sana ne oluyor? Mahsus yapıyor. Sakın uyma Rasim. Bak, yere göğe koyamadınız kaymakam, kapıdan uğradı kaçtı. Ben de giderdim ama neyse. Büyüklük bende kalsın yine. Şu toplanmış halkıma ayıp olmasın. Çetin gördün mü Adem? Evet değerli konuklar. Biraz önce dışarı çıkmıştı. Zeytin Dağlı pek kıymetli hemşerilerim. Bildiğiniz gibi Rasim'le uzun yıllar süren düşmanlığımıza rağmen ben niye nikahını kıymaya geldim? Gerçi bilenler bilir ama ben yine de söyleyeyim. Çünkü biz Meryem için kapışmıştık. Ama şimdi Rasim başkasıyla evleniyor. Yani husumet bitti. Bunları konuşmanın sırası mı Rıdvan? Sırası efendim. Hem de tam sırası. Tutarlı bir politikacı olarak açıklamak zorundayım. Çocuklarının bile terk ettiği bu adamı ben niye affettim? Bilmesin mi halkım? Rıdvan yeter. Kıyacaksan kıy şu nikahı. Sakin ol. Kıyacağız. Telaş etme. Kıyacağız. Biraz daha sabret. Abi ne yapıyor babam ya? Sarhoş mu olmuş nedir?
Bir şeyler dönüyor oğlum. Zeytinliği alırken ki tavrına da ben pek inanmamıştım. Burası çok eski püskü. Hem de kokuyor. İğrendim. İğrenmenin sırası değil. Hazineyi arıyoruz. Yardım etsene. Ben hiçbir yere dokunamam. Ne yapıyorsunuz siz burada? Sen nereden çıktın be? Hazine arıyorsunuz değil mi? Senin baban evleniyor. Gitsene sen. Gitmeyeceğim. Hazineyi aradığınızı söyleyeceğim babanıza. Bana bak. Kırarım senin kafana ha. Ya kolaydı. Bence nikah kıymayacak. Rıdvan, bu kadar insanı germeye hakkın yok. Nikah kıyacaksan kıy, kıymayacaksan... Rasim, sinirlerine hakim ol. Bu senin mutlu günün. Bana ya bak Çetin. Ya bıraksana ya. Seni yaparım ha. Yapmayın. Sesleri duyuluyor. Perileri kızdıracaksınız şimdi. Yasa dışı bir şey yapıyorsunuz. Müfit abi gibi hapse atacaklar sizi. Bizi atarlarsa seni de atarlar. Sen de buradasın. Oh!